Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 7 Eylül'de Türkiye saatine göre sabaha karşı 3:53'te Başak Burcu'nun 14 derecesinde yeni ay doğacak. Her yeni ay taze, yeni enerjileriyle hayatımızı da şekillendiriyor. Şimdi bakalım bu yeni ay enerjilerinde nasıl etkiler var? Türkiye saatine göre yükselende Aslan Burcu'nu görüyoruz ve yeni ay haritanın ikinci evinde doğuyor. Mars yine Başak Burcu'nda yeni ay sırasında. Yönetici gezegen Merkür ve o terazi burcunda yerleşmiş durumda. Yine terazi burcunda güçlü bir Venüs var. Kova burcundaki Jüpiter'le de güzel bir üçgen açı oluşturmuş durumda. Yeni ayda Boğa burcundaki Uranüs'ün tam derece, tam partil bir üçgeni var. Bu da çok heyecanlı, sürprizli ve farkındalık veren bir açı. Başak, toprak elementinin değişken niteliklerini taşıyor. Şimdi bu yeni ayda hepimiz kişisel ve toplumsal alanlarda biraz daha hayatımızın düzeni, detayları ile ilgileneceğiz. İş, hizmet, çalışma konuları, eğitim, kişisel becerilerimizi geliştirme, genel sağlığımız, hijyenimiz, günlük rutinlerimiz, alışkanlıklarımız, beslenmemiz, Başak Burcu ile alakalıdır. Tüm hizmet kavramları Başak Burcu ile alakalıdır. Başak Burcu etkileriyle beraber evet hayatımızı da biraz düzenlememiz gerekecek ve biraz daha belki detaylara dikkat edeceğiz bu dönemde. Özellikle haritanın ikinci evinde doğduğu için yeni ay daha çok maddi manevi güvenliğimiz ve bu güvenliğimizi sağlama ve bu süreçte belki uzun vadeli güvenlik alanlarımızı oluşturmadaki detaylar öne çıkacak. Yani üretim konuları, işte topraktan aldığımız verim de bunun içerisinde, hasat zamanı aynı zamanda Eylül ayı ve iş hayatımızda daha çok nasıl verim alırız, yeteneklerimizi nasıl iyi değerlendiririz veya becerilerimizi nasıl geliştiririz, az harcamayla, az maliyetle nasıl daha fazla üretiriz, daha fazla kazanırız, nasıl daha yararlı sonuçlar olur, nasıl sağlığımızı iyileştiririz, hayatımızdaki düzeni nasıl sağlarız, tüm bu detaylar Başak Burcu ile alakalıdır ve tüm bunlarla ilgili bence bu yeni ay çok verimli bir yeni ay, güzel bir yeni ay. Uranüs'ün üçgeni hızlı farkındalıklar, sürpriz açılımlar getirebilir hayatımıza, yenilikler getirebilir. Bunlar gerçekten iş konularında da, para kazanma konularında da olabilir, kaynaklarımızı değerlendirme alanlarında da olabilir. Özellikle Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açıda hava elementinde olduğu için bu da çok sosyal ve insani konulara işaret ediyor. Biraz iletişim, insani kişiler, ilişkiler, sevgi, işbirlikleri, ortaklıklar gibi konularda da fayda görmemizi güçlendiriyor. En fazla tabii değişken burçlarımız etkilenecek bu yeni aydan. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Şimdi yeni ay 14 derece Başak Burcu'nda. Dolayısıyla Başak, Balık, İkizler ve Yay burçları değişken burçlarımız. Bu burçların 14 derece ve yakınları etki alıyorlar. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz, haritalarınızda bu burçlardaysa ve 14 derece ve yakınlarındaysa yeni aydan alacağınız bireysel tesirler, açılımlar daha güçlü olacaktır. Yeni ay an haritasında yükselende aslan olduğu için haritalarımızda, kişisel haritalarımızdaki Başak Burcu'nun bulunduğu ev kadar Aslan Burcu'nun bulunduğu evde bir etkilenir, bu yeni ayda bir hareketlenir ve Başak Burcu'nun bulunduğu evde bir yenilik, yeni başlama enerjisi var. Bu yeni ay evet hayatımızda, kişisel alanlarda, hayatımızda düzen kurarken, iş başlangıçlarında, eğitimle ilgili konularda, kişisel becerilerimizi geliştirirken, herhangi bir konuda üretime başlarken ya da sağlığımızla ilgili arayışlarda, günlük rutinlerimiz, alışkanlıklarımız, düzenimiz, beslenmemiz, diyetimiz, tüm bu alışkanlıklarda yeni hedefler belirlemede, yeni başlangıçlar yapmada çok destekleyici olabilir, çok verimli olabilir. Sürpriz sonuçlar, pratik, somut çözümler, hatta önemli sürpriz yardımlar, şanslarla da karşılaşabiliriz. Bunlar genel etkiler tabii ki. Ülkemizin Başak Burcu 4. evidir.
3 ve 4 aks, özellikle 4. ev konuları, 3. ev eğitim, yakın çevre ilişkileri, sınır komşularımız, topraklarımız, toprak kaynaklarımız, tarım gelirlerimiz, toprak altı zenginliklerimiz, 4. evimizle alakalı ve buralardaki tabii ki bazı yeni düzenlemeler belki gündemde olacak. Uranüs üçgeni, işte maddi manevi güvenliğimizi sağlamak adına bu sınır ilişkilerimizde, sınırlardan geçişlerde, göçmenlerle ilgili konularda bazı daha yapıcı düzenlemeler getirebilir ya da önemli farkındalıklar getirebilir hayatımıza. Eğitim konularında yine düzenlemeler söz konusu olabilir. Yasal konuları da destekliyor bu yeni ay. Yani hem kaynaklarımızı değerlendirme, maddi konularda, ekonomik alanlardaki bazı sıkışıklıkları çözümlemede, halkın refahına yönelik bazı yapıcı adımlar atılabilir. Bunlar daha kanunlar ve yasalar şeklinde de gündemde olabilir. Finansal sektörlerde, bankacılık gibi sektörler, ekonomik piyasalarla ilgili özellikle ya da vergi yapılandırmaları olabilir örneğin. Yani buralarda bazı destekleyici adımlar atılabilir, bazı çözüm yolları bulunabilir. Tarım ve üretime ait de yine uzun süreçli yine ülkemizin kendi kaynaklarını daha sağlıklı değerlendirmek, daha fazla üretmek, daha fazla verim almak adına bazı yanlışların fark edilip, detayların fark edilip burada daha kalıcı, daha pratik, çözüm odaklı yollarda bulabiliriz örneğin. Yani bu anlamda faydalı değerlendirebiliriz bu yeni ayı ülkemiz için. Şimdi kısaca yükselen burçlarımıza göre yeni ay etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Evet, bu yeni ay özellikle günlük hayatınız, iş ve çalışma hayatınız, mesleğinizle ilgili konularda, sağlığınızla ilgili düzenlemelerde güzel, yapıcı açılımlar getirebilir, yeni kapılar açabilir, size önemli farkındalıklar getirebilir. İş arıyorsanız sürprizli iş bulmanız, sağlık sorunlarınız varsa bunları hızlı ve pratik bir şekilde çözümlemeniz, ihtiyaç duyduğunuz yardımları iş hayatınızda ve günlük hayatınızda çevrenizden bulmanız mümkün görünüyor. Çok verimli, çok bereketli olabilecek bir yeni ay sizin adınıza. Özellikle iyileşmeler anlamında, her anlamda, günlük hayatınız, sağlık konularında ve işle ilgili mesleki konularda gelişme ve büyümelerde bu yeni ayı değerlendirebilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yeni ay 5. evinizde daha yaratıcı, daha eğlenceli, keyifli konulara işaret ediyor. Bu yeni ayla beraber sevdiğiniz kişilerle birlikte güzel programlar, tatiller, geziler organize edebilirsiniz. Aşk hayatınız ve romantik hayatınız destekler alıyor. Aynı zamanda çocuklarla ilgili bazı hedefler olabilir. Hamilelik için, çocuk sahibi olmak için tabii ki bu yeni ay bir açılım getirebilir hayatınıza. Ya da çocuklarınız var, onlarla ilgili keyifli, mutluluk verici gelişmeler olabilir. Onların gelecekleri ve eğitimleriyle ilgili bazı planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Ve maddi konularda da şanslı gelişmeler olabilir. Yani herhangi bir yatırımdan gelir elde etmek. Yani biraz böyle şansa ihtiyacınız olan alanlarda da fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, özellikle eviniz, yuvanız, ailevi konular, anne baba, ebeveyn ilişkileriniz, yaşadığınız mekanlardaki olabilecek bazı yenilenmelerde etkiler var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarıysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Taşınmalar olabilir, ev almak, emlak almak, satmak, kiralamak olabilir, aile olmak, yuva kurmak. Yani özel hayatınız, evde bir iş kurmak örneğin, evinizi düzenlemek, yenilemek, güzelleştirmek, ebeveynlerinizle ilgilenmek, onlarla ilgili konuların bu dönemde hayatımızda biraz daha belirgin olması da mümkün görünüyor. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Başak yeni ay ile beraber bir seyahate çıkabilirsiniz. Bir tatil olabilir, bir iş seyahati de olabilir. Bu belki eğitim hayatınızda bir yenilik var. Eğitimle ilgili bir seyahatiniz olabilir. Ticari konularda evet aktif bir yeni ay, bir iş kurabilirsiniz. Süregelen işinizle ilgili yeni bağlantılar, anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Zihinsel faaliyetler artıyor, yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. İlginç fikirler üretebilirsiniz. Farkındalığınızın ve yaratıcılığınızın arttığı bir süreç. Her türlü yakın çevre ilişkiniz güçlenebilir, hızlanabilir. Özellikle kardeşler, komşular,
yakın arkadaşlar yani bu dönemde çok hareketlilik getirebilir hayatınıza. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, yeni ay para alanınızda doğuyor. Güzel bir parasal kazanç veya hani daha uzun vadeli size kazanç getirecek bir iş imkanınız olabilir. Kariyerinizi destekleyecek açılımlar, yeteneklerinizi değerlendirerek para kazanma yolları ya da size ait değerleri, mal varlıklarını uygun bir şekilde belki bir işe yönlendirebilir, bir mesleğe yönlendirebilirsiniz. Güzel, verimli yatırımlar yapabilirsiniz. Kendinizi maddi manevi güvende hissetme koşulları, kariyerinizde daha güçlü olma, statünüzü de güçlendirme anlamında önemli farkındalıklar ve sürpriz destekler bu yeni ayda gelebilir. Evet, ve sevgili Başaklar, yükselen burcu Başak olanlar, sizin yeni ayınız zaten. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Doğum gününüz 4-10 Eylül arasıysa güneşiniz etkileniyor ve yükselen burcunuz da yine 14 derece ve yakınlarındaysa çok güçlü etkiler alabilirsiniz. Tabii ki başka kişisel gezegenlerinizle bağlantıda olabilir. Bu yeni ayla inisiyatif alabilir, yeni kararlar verebilirsiniz, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz ve çok çok güçlü destekleriniz var. Yani bir iş kuracaksınız, maddi yardımlar alabilirsiniz ya da kazançlarınızı iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. İlişkiler anlamında da belki hayatınızda çok yapıcı, uzun vadeli, size güven veren, hayatınızı iyi bir şekilde değiştirecek ilişkilere yine bu yeni ayda karar verebilirsiniz. Sağlığınızı iyileştirmek adına güzel açılımlar olabilir. İmaj değişimleri, yenilikler hayatınızda. Hayatınızı iyileştirmek adına çok verimli değerlendirebileceğiniz, gerçekten son zamanlarda size önemli farkındalıklar da veren çok güzel, çok verimli bir yeni ay. İyi değerlendirmenizi öneririm. Evet. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Başak yeni ayı sizin için hayatınızda sakinleşme, biraz içe dönüşler, biraz dinlenme, biraz daha hani kendinizi dinleme fırsatı veriyor. Tabii ki Venüs'ün güzel bir açısı var. Bu da iyileşmeler getirebilir. Güzellik, estetik, kişisel bakım, sağlık iyileşmeleri, ruhsal, bedensel, zihinsel arınma, terapi, şifa gibi konular olabilir. Güzel bir tatil olabilir. İlişkilerinizle ilgili bazı önemli farkındalıklar da verebilir. Tabii ki bu yeni ay size parasal anlamda da ihtiyaç duyduğunuz bazı destekleri sürpriz bir şekilde kazanabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Başak yeni ayı sosyal alanlarınızı güçlendiriyor. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz ki bu yeni insanlar, yeni çevreler size gerçekten belki sizin geleceğinizde, statünüzde, kariyerinizde önemli destekler getirebilir. Belki bir teklif alacaksınız, bir gönül ilişkisi de olabilir. Bir arkadaşınızdan güzel bir mesaj alabilirsiniz. Hoşlandığınız kişiyle belki güzel bir ilişki başlatabilirsiniz. İşbirlikleri de olabilir. Genellikle gruplardan, sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan fayda göreceğiniz, şansın, fırsatın buralardan gelebileceği bir dönemdesiniz. Bir ekip içinde mesela bir grup arkadaşınızla güzel bir organizasyon da bu dönemde yapabilirsiniz. Evet sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Başak yeni ayı kariyer alanınız, geleceğiniz, toplumdaki statünüz, hedefinizle ilgili konulara işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Aynen Başak gibi siz de bir değişken burçsunuz. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa bireysel tesirleriniz artacaktır. Bir işe girme, meslek değişimleri, kendi işini kurma, aile işinde çalışma veya emekli olma, işten ayrılma, taşınmalar, yer değişimleri, görev değişimleri. Yani tüm bunlar bu yeni ayda gündemde olabilir ve bunlar sizi destekleyecek, biraz daha ileri taşıyacak, kariyer konularında sizi güçlendirecek, sürpriz yardımlar da getirebilir. Örneğin kariyerdeki para destekleriniz artabilir. Kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Bununla ilgili belki parasal desteklere ihtiyacınız var. Hani bunu bulabilirsiniz. Çevrenizin desteklerini alabilirsiniz. Evlilikle ve ilişkilerle bağlantılı yine kariyer hayatınızda, toplumdaki statünüzde bazı önemli dönüşümler de olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, hayata bakışınız, inançlarınız, düşünceleriniz, felsefeleriniz biraz da artık ufkunuz gelişiyor, genişliyor. Yani bu dönemde inançlarınız, sezgileriniz çok güçleniyor. Önemli farkındalıklar söz konusu. Sürprizler olabilir. Sürprizler, aşk sürprizleri, yeni tanışmalar olabilir. Güzel seyahatler getirebilir bu yeni ay size. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası konularda açılımlar var. Belki eğitim için, belki iş için, belki tatil için. Hani biraz uzun yolculuklar getirebilir. Çocuklar, çocuklarınızın eğitimi
ile ilgili belki beklentileriniz var. Onlarla ilgili sürpriz ve sevindirici gelişmeler olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yeni ay sizin parasal alanlarınız ama daha çok başkalarıyla paylaştığınız paralar, hisseli paralar, alacak verecek dengeniz, borç konuları, kredi konularını işaret ediyor. Verimli bir yeni ay olduğu için bir borcu ödeyebilirsiniz, bir parasal ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz, kredi alabilirsiniz. Yani uygun şartlarda, kolay ödemeli falan bir şekilde. Bir iş kurmak, yatırımlar, işbirlikleri, eşinizin parasal kaynakları, ortağınızdan sağladığınız destekler, parasal destekler, öğrenciyseniz bir burs imkanı veya çocuklarınızın parasal ihtiyaçları, burs ihtiyaçları, eğitimleriyle ilgili olabilir. Bir kredi konusu ya da bir emeklilik sigorta konusu. Yani tüm bunlarla ilgili verimli ve gerçekten daha fırsatlar sunan, hızlı adımlar atabileceğiniz bir yeni ay. Ve sevgili balıklar, yeni ay sizin için de çok önemli. İlişkilerinizi şekillendiriyor. Özel ilişkilerinizde, ikili ilişkilerinizde bu yeni ay yeni kapılar açabilir size. Yeni teklifler alabilirsiniz. Sürpriz evlilik teklifleri de olabilir. İşbirlikleri ve ortaklıklar anlamında da gerçekten verimli etkiler var. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 14 derece ve yakınlarındaysa bu tesirler artabilir. Evlilik için, işbirlikleri için kapılar açıyor bu yeni ay size. Evlisiniz, eşiniz ve partnerinizle ilgili ilişkileriniz daha verimli hale gelebilir veya eşinizin hayatında olumlu, yani onun iş hayatı, kazançlarıyla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Bunun size tabii ki olumlu geri dönüşleri olabilir. Eşinizden yana maddi manevi güven daha fazla alabilirsiniz bu dönemde ya da eşinizle birlikte hayatınızda daha mutluluk verici, güzel bazı adımlar atabilir, kararlar verebilirsiniz sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.